Herkese merhaba arkadaşlar. Hakan Sapmaz Show'a hoş geldiniz. Bugün konuğum Körfezimizin müzisyen insanlarından Hüseyin Doğan. Bizlerle beraber Hakan Sapmaz Show'da. Hüseyin abi hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Nasılsın abi? Çok şükür hamdolsun. Devam çalışmaya, iş güç. Gündüzleri bebek bakma, akşamları iş. Helal olsun abi. Tam bir aile babası Hüseyin abi. İlk önce seni tanıyalım Hüseyin abi. Hüseyin Doğan kimdir? Nasıl biridir? Kardeşim ben nasıl bileyim? Ben 91 Şanlıurfa doğumluyum. Orada büyüdüm. Orada büyüdüm dediğim yani genç yaşlarıma kadar oradaydım 15 yaşına kadar. Evet. Sonrası hep burada yani. Burada da çocukluk arkadaşım var. Gelip gidiyorduk yazlık diye. Sonra buraya yerleştik. Buraya yerleştik. Annem buralı. Seni insanlar nasıl biri olarak görüyor abi çevrendeki insanlar ya? Ben yani kendimi methetmeyeyim de Allah'a çok şükür herkesin yani. Herkesin seni gördüğü, saydığı, söylediği senin hakkında. Yani sana davrandığı. Bana davrandığı şöyle. Benim hiç düşmanım yoktur çok şükür. Yani evet. Herkesle geçinirim, iyi geçinirim. Hı-hı. Kimseyle kavga etmem, tartışmam, anlaşmaya çalışırım. Öyle bir insanım yani. Çok güzel. Hey Hüseyin abi o zaman soruları soruyorum. Tabii sor bakalım. Hadi bakalım. Körfez'deki müzik piyasası hakkında ne düşünüyorsun? Vallahi müzik piyasası hep çöp yani. Neden abi? Müzik piyasası çöp. Yani müzisyenlerden dolayı olsun. Yani müşteriler zaten şey gibi görüyor artık hani nasıl söyleyeyim. Adam sen bugün mesela bak bir olay olmuş. Onur Şener diye. Evet. Haberin var mı? Adamın kafasında şişe kırıp yani... Üzücü bir olay ha, bence. Tamam sana her şarkıyı bilecek diye bir şey yok. Tabii. Kimse dört dörtlük değil. Müzik kutusu değil yani müzisyenler. Tabii ki. Tabii. Müzik kutusu değil. Sen oraya geliyorsan oturursun. İçkini içersin, yemeğini yersin. Adam gibi eğlenirsin, kalkarsın gidersin. Evet. Adamı dinlersin yani. Adamı beğenmediysen kalkar gidersin. Tabii. İstek şarkı yapıyorsan kağıdın arasına bir 50 lira koyarsın gönderirsin. Bu kadar. Mütevazi bir şekilde. Ama insanlarda bu yok. Yok yani. Müzisyenler de hatalı. Çoğu yerde hata yapıyor. Egosuna yenik düşüyor. Yani bilmiyorsan bile şey diyebilirsin mesela. Ben bu parçayı bilmiyorum ama onun yerine başka bir şey çalsam size kabul eder misiniz? Mesela bak ne kadar kibarca bir söz. Mesela direkt sanatçıda yok. Öyle bir şey işte bizim yani, müzisyenlerimizde de hata var. Bilmiyorum abi ama bak şu parça çok güzel bunu söyleyeyim. Senin gönlünün hoş olsun. Aynen falan yani adamın gönlünü alabilirsin. Bak müzisyenlerde de hata var. Müşteride de hata var. Evet. Herkes egosuna yenik düşüyor. Ben onu bilmek zorunda değilim. Tabii ki. Ya sen onu istemek zorunda da değilsin ama işte yani. Piyasa... Zevkler var, renkler var. Sen mesela arabesk söyleyebilir misin? Ya bak ben her türlü söylerim. Beğenirler, beğenmezler mesela. Ama çaldığım, mesela ben pop müzik yaparken bir anda sen benden Müslüm isteme. Yani ben pop müzik yapıyorum. Yani direkt eşeğe geçme yani. Yani ben veya rock müzik çalıyorsam, mesela evet. Kıraç çalıyorsam, işte ne bileyim kayağı mayağı çalıyorsam benden kalkıp da arabesk müzik, bergen isteme yani. Bunları isteme. Müşteriler bunun bilincinde değil yani. Hani Körfez'deki müzik olarak hani insanların potansiyeli ne durumda? Hani mesela sen çalıyorsun mesela böyle. 50 kişi oturuyor böyle gelmiş ama sana bakmıyorlar böyle içiyorlar kahve yudumluyorlar eline telefon falan. Hani sen aslında eğlendirmek istiyorsun insanları. İnsanlar eğlenme. Hani sıradan mı geliyor artık insanlara bu durum? Yani insanlar artık onu ben bilemem. Şimdi müşteri oraya geliyorsa oturmaya geliyor, eğlenmeye geliyor. Eğlenmek istemiyorsa bile sen işini yaparsın. İşini yapmak zorundasın. Evet. Devam etmek zorundasın. O adam da oraya geldiğinde belki seni dinlemek istemiyor. Yemek yiyip, rakı içip eşiyle yani, muhabbet etmek istiyordur. Yani karışamazsın müşteriye. Moralim, modum. Böyle nasıl yani bu? Bir eşref saati var insanların, bir de eşek saati vardır evet. Yani. Durum bu. İnsanların içini bilemez. Oraya gelen adam eğlenir, eğlenmez. Seni ilgilendirmez o. Sen işini yapmak zorundasın. Sen eğleniyor musun sahnede? Evet. Eğleniyorsun. İşini yapıyor musun güzelce? Yapıyorsun. Yapıyorsun. O zaman yeter sana. Bak ben kendime hala daha müzisyenim ben diyemiyorum insanlara. Çünkü tam o seviyeye geldiğimi düşünmüyorum. Benden bak çok çok güzel çalan insanlar. Bir kardeşimiz var. İsmini unuttum affetsin beni. Çocuk o kadar güzel çalıyor ki yani. Ona müzisyen diyebilirsin ama ben onu görünce kendime müzisyenim diyemiyorum. Ben hala daha profesyonelim diyemiyorum yani. Müzisyen demek beste yapmak. Ne bileyim hani. Hani bir insan gözlemleri çok önemli olması lazım. Hani gözlemdir. Hani ileriye dönük planlarıdır. Örnek veriyorum. Hı hı. Kalemidir. Kağıdıdır. Ya onlar işte, çok önemli abi bence yani. Aslında müzik, besteyle de değil. Besteyi herkes yapar. Adam mesela ben çalayım tamam mı? Düz notalarla çalarım işte. La sol fa mi giderim işte şey yaparım. Adam öyle bir geziyor ki gitarlarda. Yani gitarın klavyesinde. Evet. Aklın gider ya. Ya yalamış yutmuş yani çocuk. Ben kendime o yüzden tam profesyonelim diyemiyorum. Piyasadaki öyle çok insanlar var ki çalmayı yani doğru düzgün beceremediği halde işte öyle bir hani ego var. Adamda sanırsın şey yani kıraç çıkıyor sahneye. Allah. Öyle. Herkes yanlış. Kendi seviyesine yanlış göre davranmıyordu ama ben insan önce müzisyenim demek için önce kendine bir bakman lazım. Eyvallah.
Neyse. Hayır, motor eksosunda. Allah'ım hep böyle oluyor. Ne yarabbim motor. Olur öyle şey. Abi. Ya kendine müzisyenim. Ben müzisyenim diyebilmek için önce kendine bakman lazım. Önce bakacaksın ya, ben bu işi yapabiliyor muyum? Yapabiliyor muyum diye kendine soracaksın yani. Durum bu. Müzisyenler bu halde, anlayacaksın. Önce kendine bakacaksın. Ben müzisyen miyim? Yapabiliyor muyum? Eksiklerini göreceksin. Göreceksin. O kadar da hani mütevazi olman gerekiyor ya bu işte. Mütevazilik çok önemli. Aslında mütevazı olduktan sonra insanın zaten ilk üzerine gelir. Tabii canım. Alaka. Hani şey konusunda mesela. Hani parça konusu dedin değil mi? Evet, parça. İşte onlar herkes yapar. Sen de yaparsın. Oturursun. Onu ajdar bile yapıyor. Ajdar yani. Çeki tamam uzun beste işte. Besteyle müzisyen olunmuyor. Senden ilk parçayı bekliyorum. Tabii kardeşim, yapalım. Evet. Sürpriz mi abi? Sürpriz. Aynen. Evet. O zaman Hüseyin Doğan sizlerle. İkimiz için verdiğin o karar hatıramda kalp arası, hatıramda kalp arası. Konuşmasak olmaz mı? Sesim var gerçekten, hani böyle tam bir şey yani, hani akustik yani gerçekten de. Eyvallah kardeşim, sağ olasın. Hakkını ya, veriyorsun. Herkes işini yapacak. Herkes işini bildiği yapacak. İşi yapacak. Şimdi abi gitarın da güzelmiş gerçekten. Abi bu şey ne acaba? Bu master var. Ben bunu Trend Yol'dan aldım. Çok böyle hani sıkıştım artık gitara. Evet. Abi gerçekten müsene yardımcı oluyor mu? Çıkarsa bir şekilde. Yani ben sana şöyle bir örnek vereyim. Şu gitarı bak. Ben Trend Yol'dan aldım. Şu gitarı ben Trend Yol'dan aldım. Evet abi. Bende gitar yoktu. Aslında 4 tane gitarım vardı. Tamam mı? Hep herkese dağıttım. Bilirler yani. Piyasadaki çoğu insan bilir yani. Benim herkese gitar. Bu konuda en açık yani. Elim çok açıktır. Gitarı veririm. Ne para alırım ne bir geri isterim yani. İşini evet. Görsün diye. Benim gitarım olmadı. Yani olmadı dediğim yoktu. Tamam mı? İş geldi, işe gidemedim. Çok da önemli bir kişinin yani. Hani çok da sevdiğim bir insanın işiydi. Gidemedim. Çok üzüldüm. Kalktım bunu Trend Yol'dan aldım. Çok ihtiyacım vardı diye. Şuna 4000 lira para verdim. 4000 yani. Lira? 4000 lira verdim. Bu akustik sahnede, mi? Tam akustik mi abi yoksa klasik mi? Yok, akustik gitar. Akustik, yani, akustik gitar. Buna 4000 lira para verdim. Şu an işimi görüyor. Ben isteseydim daha güzelini alırdım. Ama arkadaşlarımdan bak o kadar rica ettim ki hani bir tane gitar verin. Bir günlük idare edeyim falan diye. Sen de güvenilir bir adamsın, yamuk bir adam da desin. Ya desin, tabii canım. Hani böyle. Hiç kimse de demedi ki bak işi olmadığı halde adam gitarını vermedi. Yani isim vermeyeceğim. Bak şu kapo tamam mı? 50-60 lira bir şeydir. Müzisyene git de ki bana şu lazım. Arkadaşın yani. Tamam. Gidip de ki bana bu lazım. Bunu versene kanka bir günlük hani kullanayım. İhtiyacım var. Cebinde paran olmayabilir işte durumun olmayabilir. Evet. Yani şunu bir günlük kullanayım dersin. Adam sana bunu vermemek için 40 takla atar. Bize ne oldu abi? Biz böyle insanlar değildik ya. Kardeşim, biz böyle insanlar değildik. Piyasayı görüyorsun yani şu anda. İnsanların halini görüyorsun yani. Her şeyin fiyatı pahalandığı için böyle artık insanlar. Ya tabii canım, kardeş kardeşi tanımıyor artık mesela. Örnek verebilirim. Yani Ali. Örnek verebilirim. Kardeş kardeşi tanımıyor artık. Yine hani darda olsa koşarım da yani durum bu kardeşim yani. Sıkıntılı. Peki abi şimdi hani
bayağıdır müzik yapıyorsun, sahne alıyorsun. Hani kafelerde olsun falan filan. Hiç daha öncesinde yarışmalara falan katıldığın oldu mu? Derecelerin falan var mı yani? Kardeşim ben hiç yarışmaya katılmayı düşünmedim. Hiç düşünmedim. Ama arkadaşlarım çok söyledi hani git yap et diye falan da. Şimdi ben kendimi hiçbir sesle kıyaslamam. Yani benden daha iyi olabilir, çok güzel sesi olabilir. İşte daha yükseklere çıkabilir, inebilir. Evet. Beni ilgilendirmiyor. Ben kendi sesimi biliyorum. Potansiyelimi de biliyorum. Ben sahneye çıktığım zaman hiçbir yerde şarkı söylemem. Bunu herkes bilir yani. Ben sadece çalmaya giderim. Hal Şahin'e çaldığım ona ya çok isim verebilirim yani sana. Ben sadece gittim mi gitarımı çalarım. Paramı alırım, evime gelirim. Eğlenirim de yani. Söylemem sahnede. Çünkü ben potansiyelimi biliyorum. Kendimi de biliyorum. İnsanlara kendimi değerlendirmem. Öyle söyleyeyim. Gerek yok yani. Güzel bir şey. Kendine hal... Yani kendine has bir stilim var yani. Kendine has bir düşüncem var. Ha bu var. Ego değil yani. Yanlış ego anlamasın değil. Kimse yani. Diyor ki hani... benim durumum bu falan. Aynen. Ama ego değil. Ama yapıyorsun abi. Hani sırıtmıyorsun. Sırıtmak istemiyorsun. Aynen. Değil mi? Göze batmak istemiyorum yani çok bu konuda. Çok iyi güzel bir şey. Evet abi. Asıl soruya geldim bak şimdi. Evet. Bu şu an böyle mesela çıkacak böyle pişt falan. Sana göre insanlar nasıllar abi? Valla ben insanlardan elimden geldiği kadar uzak durmaya çalışıyorum. Dök içini bana. Dökeyim ben insanlardan uzak durmaya çalışıyorum yani. Ya çok arkadaşım var bak hani çok iyi niyetli arkadaşlarım da var. Hani sofrasına oturup yemek yediğim arkadaşlarım da var. Ama dört parmağımı, beş parmağımı geçmez. Bak, on demiyorum yani. Beş parmağımı geçmez. Öyle insanlardan genelde uzak durmaya çalışıyorum. Çünkü çok zarar gördüm yani. Ama senin abi hayatın da zor yani baksam. Çünkü arıyorum mesela Şen abi. Ne yapıyorsun? Hani çekim yapacağız abi mesela. Hani söz verin geldi. Sürekli bir koşturma. Sürekli bir koşturma. Hani bir yandan iş güç, bir yandan gece sahne alıyorsun, bir yandan aile, çocuklar. Çocuklar aynen. Hani beni çok yoruyor. Sabır. Gerçekten sabır. Gönlü gibi bir ya şey ya baba değil. Olarak elimden geleni yapmaya çalışıyorum. İki tane kızım evet, var ellerinden öper. Abi. Yani baba olarak elimden geleni yapmaya çalışıyorum ki yaparım da zaten. Yapıyorsun. Gündüz onların bakımı var. Ben mesela sahneye gittiğim zaman saat 4 oluyor eve geldiğimde. 6.30'da çalışıyorum. Saat 7'de 8'de benim çocuklar uyanıyor. Kalkıyorum. Yani yemeklerin mamalarını hazırlıyorum falan böyle. Bir sürü koşturma yani. Onların arkasından koşuyorum sürekli. Çok sıkıntılı yani baba olmak. Sıkıntılı abi hani kimsenin yapmayacağı bir şey yapıyor yani. Yapmak zorundayım. Evlatlarım yani. Bunlar benim iki gözüm. Hayır, biri bir gözüm, diğeri bir gözüm yani. Babalar var annesine bırakır hadi ya ben gideyim çıkarım kahveye giderim falan. Ne yaparsa sonuçta annesi. Yani o öyle insanlardan uzak durmak lazım yani. Beni hiç ilgilendirmiyor. Bak elinden geldiği kadar. Çok fedakarlık. Yapıyorsun abi. Evet. Yapmak evet. Zorundayım. Sen evet. De bir gün inşallah Allah sana da nasip etsin de. Seni örnek alacağım Hüseyin abi. Örnek alacağım. Estağfurullah. Yani Allah sana da nasip etsin de anlarsın i̇nşallah yani abi. Ne demek istediğimi. Evet. Abi, çok kıymetliler. Yaşları kaçtı? Biri bir yaşını geçti. Diğeri iki yaşını geçti. Biraz beklesene mi abi? Yani içimde evlat hasreti vardı. Evet. 30 yaşına geldim ben artık. İlk oldu da biraz zaman geçse olsun, olsun. Şimdi olsun, onlar diyoruz. Yani arkadaş gibi büyürler. Benle Ali gibi mesela. Benim kardeşim evet. De öyle. Aramızda bir yaş var. Hı-hı. Aynı bizim gibiler onlar da. Olsun, güzel. Birbirlerine koşarlar inşallah. Bizim gibi olmazlar inşallah yani. İnşallah. Evet Hüseyin abi, ikinci parça nedir? İkinci parça, hemen kardeşim. İlyas kardeşten, İçimdeki Duman. Oo, ver gazı. Çok iyi. Hadi bakalım Hüseyin abi, sizdeyiz abi. Biri vardı çoktan, izi kaldı kalpte. Camımın damlasında duruyormuş orada sanki bir düşmancasına. Sevemez misin aşkı bulamaz mı gönlümün bahçesine. Kanadım kırıldı bak yağmurum ol ya yüzüme. Tükendim çok yaraları açan dağını yar içindeki duman. Sen istersen yanalım o zaman. Gel artık yok yüreğe dokunan. Tükendim çok yaraları açan dağımı yar içindeki duman. Sen istersen yanalım o zaman. Gel artık yok yüreğe dokunan. Ağzına
Son demde bir haktan oldu ama o zaman güzel name, güzel bir şey kattın abi gerçekten tat. Yapıyorsun bu spora büyüsen aga. Estağfurullah. Abi şimdi böyle çalıyorsun da hani sahnede falan. Absürt olay bana geldi mi başa ilginç diyebileceğimiz? Ya yani ben sahnede sürekli olduğum için yani nasıl söyleyeyim? Müşteriler şey yani böyle hani bir hareketli parçaya girdiğin zaman alkollü oldukları için bazen aynen dengelerini kafaları kaçırabiliyorlar. Hoplayıp zıplayabiliyorlar sağda solda. Benim önümde işte mikrofon var. Ayaklıklı mikrofon. Evet. Şarkı söylüyorum. Oynuyorlar işte. Bir tane adamın biri böyle sürekli çekirge gibi zıplıyor. Allah yani Allah. Oynarken. Tabii. Çekirge halay böyle halay çekirge falan. Yani işte kalabalık ortam yani. Eğleniyor insanlar. Fark etmeden oluyor. Ben mesela bir orada şarkı söylediğim zaman ağzımı açıyorum mikrofonu hani biraz daha güçlü evet. Çıksın diye. Adam oynarken hop dedi bir koydu ayaklığa mikrofon ağzının içine girdi. Yaptım böyle geriye çekildim yani. Çok değişik insanlar var ya. Mesela kadının bir tanesi ben şarkı söylerken bayağı içmiş ama alkollü. Çok alkollü. Zapt edemiyor arkadaşlar yani. Masadan kalkıp oynamaya başladılar. Sadece gitar çalıyorum, şarkı söylemiyorum. Yanımda evet. Solist var, Halil var. O zaman da işte Nostra'daydık. Yılbaşı akşamı falan da herhalde. Kadın geldi direkt yanımdan öptü oynarken. Yani bekardım tabii o zaman. Bekar evli değil de. Bak, evli değildim. Günahına girme, bekardı. Gerçekten evli değildim. Bilirim yani. Aynen, evli değildim. Ya böyle ilginç olaylar oluyor işte yani. Aa. Millete eğlenmeye geliyor. Bir şey yapamıyorsun, bir şey diyemiyorsun. İşini yapmak zorundasın. Değil mi? Hayat ya, insanın başına her şey geliyor abi. Öyle, gelmek zorunda. Sabır önemli, anlayış önemli. Ya tabii canım. Kalkıp orada olay çıkarmanın hiçbir manası yok. Hiçbir anlamı yok yani. Bu şartlar altında abi, geçinebiliyor musun gerçekten de? Hangi konuda? Maddi olarak. Maddi olarak. Evet. Maddi olarak şöyle söyleyeyim. Yani burada geçinmek zorundasın. Müzik piyasasını bok eden, bak bunu ciddi söylüyorum eğer izleyen varsa müzisyen arkadaşlarım. Müzik piyasasını bok eden müzisyenlerdir. Yani kendi elimizle yapıyoruz yani bunu. Nasıl abi? Nasıl yapıyoruz? Mesela bir yerden iş teklifi geliyor bana. Hı. Atıyorum 100 lira diyor yani fiyatını söylemiyorum. 100 lira diyor ben kabul etmiyorum. Ben bu fiyatı çalmam kardeşim. Çalınmaz yani gittiğine tabii. Değmez. Adam diyor ki ben abi gelirim çalarım. Mesela başka bir arkadaş. Gitme kardeşim niye gidiyorsun? Piyasayı niye öldürüyorsun yani? Gitme yapma. Bir de haberleşiyoruz yani biz. Evet. Yapma dediğim halde gidiyor orada çalıyor. Ya 100 lira senin neyine yetecek? Ne yapacaksın yani o parayla? Yapma kardeşim yapma 4, yani yapma. 300, 400 civarı. Ya piyasayı bok eden biziz yani. Öyle söyleyeyim. Bundan birçok arkadaşım da hani şeydir. Aynı fikirdeyizdir büyük ihtimalle. Böyle bir grubumuz var bizim. Evet. Aynı fikirdeyiz yani herkesle. O müzisyenlere aslında müzisyen dememek lazım. Bulup ağzını yüzünü dağıtacaksın. Biraz daha fırsatçı mı? Yani. Para için de gitmiyor aslında biliyor musun? İşin açıkçası para içindeydi yani. Sırf ortam için gidiyor. Bak namussuzum ki ben o kadar çok insan tanıyorum müzisyen olarak. Müzisyen değil yani. Sırf ortam için gidiyor. Abi Barış Manço'nun bir sözü var rahmetli Barış Manço'nun. Hani müziği diyor sanat için yap, müzik için yapma diyor. Çok çok güzel bir laf yani. Gerçekten çok güzel. Eskiler biliyor bu işi. Gerçekten de hani... Eskiler biliyor bu işi. Sen şu an mesela sanatını sergiledin. Hani. Ya aslında bizim yaptığımız da çok böyle amşan bir iş değil. Ama en azından bir kapım var. Eline bir altın bir bilezik yani var. Çok... Onu değiştirebilirsin. Hı-hı. Her bir meslekli işte... insanın olduğu gibi. Bak ben sohbetin başında dedim. Ben kendime evet. Tam müzisyenim demiyorum ya. Ben tam anlamında hani tam donanımlı bir yani müzisyen değilim. Allah şükür ölmedik. Geliştirsin yani. Ya tabii canım da hani ben üstüne düşemiyorum. Ha bak çalarım. Sen şarkı söyle, solistsin. Ben arkanda her türlü çalarım, her parçayı da çalarım. Ama ben alaylıyım kardeşim. Alaylı. Alaylıyım. Alaylı olmak daha iyi aslında ya, bence. Öyle de biraz da tembellikten kaynaklanıyor biliyor musun? Hani tembellik, işte hayat şartları, biliyorsun yani çoluk çocuk, gündüz çocuk, akşam iş. Üstüne düşemiyorsun, sahnede de yapamıyorsun yani bu. Zor, çok zor. Allah kolaylık versin abi, sabır versin. Abi, hakikaten müzisyenlerin işi gerçekten çok zor. Vallahi abi şimdi düşündüm de bana bir Sezen Aksu yapsana be abi. Yapayım kardeşim. Yap da abi. Yapayım de ya. Hadi bakalım. Evet Hüseyin Doğan kızlarla. Bu kadar methetme bizi kardeşim. Beni methetme para ver. Ellerinden öpüyorum Sezen abla izliyorsan. Hasret oldu, ayrılık oldu. Hüzünlere bölündü zaten. Gördüm akan iki damla yaş.
ayrılıkta sevgiyle beraber. Bir şarkı, bir şiir gibi yaşadım canım acıları. Senden bana hatıra şimdi, sakladım sevgili kederine. Bir sır gibi saklarım seni, bir yemin, bir gizli düş gibi. Ben bu yükü taşırım. Sen ağlama, dayanamam. Ağlama göz bebeğim, sana kıyamam. Al yüreğim, senin olsun. Yüreğin bende kalırsa yaşayamam. Sen ağlama. Çok güzel abi, ağzına sağlık bir kez daha. Diyesim geldi falan. Efkar. Efkarlandık falan. Çok güzel Hüseyin abi gerçekten de. Evet Hüseyin abi, genç yetenekli kardeşlerimize, bir gitara başlayacak insanlara, karı kız için değil de sanat için başlayacak olan insanlara inşallah tavsiyelerin, önerilerin var mı? Tavsiyem nedir? Kardeşim, piyasaya girirseniz eğer, hani kendinizi geliştirip yeni başlayanlar için söylüyorum. Kendinizi, inşallah sesimi duyan olur yani. Kendinizi geliştirip, karakterinizi de geliştirip bu piyasada dürüst bir şekilde çalışın. Kendinizi bozmayın. Çizginizi de bozmayın. Kendinizi örnek alın. Daha ne? Yok, estağfurullah kardeşim. Abi. Vallahi estağfurullah. Vallahi estağfurullah. Sağ olun. Eyvallah. Evet abi. Çok vallahi çok mutlu oldum yani senin programına geldiğim için. Rica ederim. Çok güzel bir yoldasın. Allah yolunu açık etsin inşallah. İnşallah abi. İyi ki size geliyorsunuz. Her gibi konuklarımı ağırlıyorum. Çok da güzel o benim için. Bana gelirim deyip gelmeyin insanlara. Yok kardeşim içine. Anlat. Insanlara. Kızıyorum. Gelmeyeceksen gelmeyeceğim de, gelemeyeceğim de, gelemem de. Bir kırılma yok ama geliyorum deyip yani gelmeyeceğim. Dürüst olmak lazım yani. Sözünde durmak lazım. Bak Hüseyin mesela, ben gece mesaisindeyken Hüseyin abi dedim işte böyle böyle işte yapalım falan çekeyim. Hakan'ın çok yoğun işte. Adam zaten hali vakti ortada. Günümüze geçtiğim zaman haberleşiriz dedim. Ha bak buradayız. Bitti. Evet. Geleceğim dedi adam. Geldi bu. Yani dürüst bunu bana yapın. Bunu istiyorum sizden ya. Üzmeyin mi? Üzmeyin Hakan herkes kardeşim. Herkes de kanalıma gelmek zorunda değil. Bunu tabii. Ya gelmem, yani gelmek istemiyorsan söyle, ha, söyle ya. Gelemem. Bu yani. Kardeşim işim gücüm var. Tabii. Gelebilirsin. İnşallah bir gün ileride hani çok böyle abone olduğu zaman, tanındığın zaman sen de inşallah, sen de insanlara o şekilde davranırsın kardeşim. Ben bundan sonra artık bana nasıl davranıyorsa o şekilde davranacağım. Aynen öyle. Bunu bana siz öğretin, insanlar öğretiyor. Yani kişisel algılamayın, genel olarak konuşuyor. Evet Hüseyin abi, kanalıma iyi ki geldin. Allah razı olsun kardeşim, sağ olasın. Çok da güzel oldu. Valla ben de çok mutlu oldum yani, iyi oldu. Evet. Valla genç kardeşlerim eğer bana ulaşmak isterse... Telefon numarası zaten Instagram açıklama kısmında. Bırakacağız Hüseyin abi. Yani müzik piyasasıyla alakalı olsun, evet, yani müzikle alakalı olsun, hani bir şey sormak ister, ben alaylıyım. Ama elimden geldiği kadar yardımcı olurum. Veya tanışmak isteyen kardeşlerim müzisyen, oturup hani konu değerlendirebiliriz, tamam, müzik piyasasını konuşabiliriz. Dost olabiliriz. Google gibi adam lan olsun. Ya estağfurullah. Müzik anlamına yani. Yani elinden geleni yapıyorsun yani Hüseyin abi. Eyvallah. Evet, bir Hakan Satma Show'un daha sonuna geldik. Konuğum Hüseyin Doğan abimiz oldu. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.